Spanulis'i çok görmek istiyorum. Ben Carlos Arroyo'yu her zaman çok beğeniyordum. Real Madrid'de oynayan 4 numaranın adı neydi? Solak zıplayan adam. My buddy Dirk Nowitzki from Germany. I think my favorite alley-oop was probably... Timeout'tan herkese merhaba. Sezonun son bölümüyle karşınızdayız. Galatasaray Odeabank Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final 2. ve 3. maçında Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi. Bu iki karşılaşmada yapılan en iyi hareketlerle başlıyoruz programımıza. Savunma reboundunu alıyor. Sinan Güler 5 saniye. Sinan Güler'den Day. Austin Day kaçırıyor. Sinan yakaladı. Süre dolarken attı. İsabetli Sinan Güler. Çok kritik bir basket Sinan'dan. Sinan Güler. Sinan Güler. Ayyub geldi. Sinan asist yapıyor. Tibor Plyce başlıyor. Öne geçen Galatasaray. 17-15. Ben rebound aldı. Ben John Dibler bomboş. Dibler smaçla bitiriyor. Sinan Güler'in asistinde John Dibler. Birebir oynadı, kaçırdı. Tibor Plyce yine hücum reboundu. Austin Day. Tibor Plyce tek dokunuş, tek rebound, tek asist. Aynı dokunuşta. Sinan Dibler köşede. Eric McCollum bir fake. Hani katı gönderdi. Köşeye Eric McCollum üçlüğü de buldu. McCollum geriye çekilerek atışı. McCollum bir üçlük daha buluyor. Eric McCollum. Kadın ve erkek basketbolcularımızın sosyal medya paylaşımlarıyla devam ediyoruz. Galatasaray Odeabank inişli çıkışlı bir sezonu geride bıraktı. Eric McCollum 32 sayı kaydettiği Anadolu Efes maçından bir kare paylaştı ve altına "Her zaman yapabileceğinin en iyisini dene. Başarısız olsan da denemeye devam et. Tanrı senin yaptığın işi görüyor." yazdı. Tibor Plyce'da geride bıraktığımız sezondan bir enstantane paylaştı ve altına "Heyecan verici bir sezonu geride bıraktık. Taraftarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür etmek istiyorum. Siz hep yanımızda oldunuz ve sonuna kadar bizi desteklemeye devam ettiniz." notunu düştü. Austin'de ise Instagram hesabından Paris'e çekildiği fotoğrafa yer verdi. Kadın basketbol takımımızın kaptanı Işıl Alden milli takım kampından bir kare paylaşırken Cansu Köksal'sa bir selfie paylaştı. İrem Naz Topuz Instagram hesabında İzmir'de çekildiği bir kareye yer verdi. Genç oyuncularımızdan Seda Deniz de bir selfie paylaştı.
Ve özel bölümümüze geldik. Bu hafta Galatasaray Odea Bank'ın genç oyuncularından Ege Arar'la bir röportaj gerçekleştirdik. Bir asist Ege, smaçla tamamladı. Tabii bir genç oyuncu olarak öncelikle sabır ve çok çalışmak çok önemli. Ben 3 senedir daha SNA takımında oynuyorum. Her sene belli bir seviyede yol kat ettiğimi düşünüyorum. Yani belli bir şekilde kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu sürelerime de yansıyor. Yani ilk seneden baktığınız zaman 3. seneme kadar sürelerimin belli bir şekilde arttığını görebiliyor insanlar. Tabii ki de çok çalışmaktan geçiyor. Karaköy'ü çok seviyorum. Son zamanlarda daha çok genç nüfusun olduğu ve daha denizin kenarında ve güzel kafelerin olduğu bir yer. Karaköy'e gitmeyi gerçekten çok seviyorum. Milli takımdan arkadaşım Doğuş Özdemiroğlu'yla yani belli bir takımda tabii gönül ister, o da büyük bir Galatasaraylı, burada beraber oynamak isterdim. Tabii ki elimden gelince takip etmeye çalışıyorum. Gerek Avrupa olsun, gerek Galatasaray'ımızı tabii ki de. Şampiyonlar Ligi'ni takip ediyorum genelde bu sene. Tabii ki favori bence bu sene finalde Juventus tabii ki de. Çok iyi defans yapan bir takım. Bakalım finalde ne olacak, göreceğiz. Kesinlikle Podolski zaten çok tecrübeli bir oyuncu. Kulübe geldiğinde de büyük bir star zaten. Bu sene de gayet iyi sezon geçiriyor. Podolski'yi gerçekten çok beğeniyorum. Belli bir film yok ama yani film izlemeyi ve kitap okumayı gerçekten seviyorum. Oldukça zaman ayırmaya çalışıyorum. Daha çok film izliyorum genelde, kitapta biraz daha sıkılıyorum okurken ama film izlerken genelde süper kahraman filmlerini daha çok seviyorum. Özellikle Batman olsun. Ama tabii en çok sevdiğim film, daha önce de söyledim, Star Wars. İlham kaynağı gibi benim için. Herkesin de beğendiği dünya çapında Star Wars'u gerçekten seviyorum. Öncelikle tabii ki Ulu Önder Atatürk'ü. Başka tanışmak istediğim, George Lucas'la tanışmak isterdim, Star Wars'un yazarı. O olabilir. George Lucas. Üçüncü de... Şu an hakikaten gelmiyor. Kim o zaman? Başka düşünüyorum, kim diyebilirim? Vallahi düşünmüyor, şu an düşünüyorum hala. Tupac olsun isterdim. Rahmetli oldu ama. Öldü ama. O şarkıcı olarak hem şarkılarıyla insanlara belli bir şey öğretmeye çalıştığı için, yani başka bir vizyon sahibi olduğu için Tupac olsun isterdim. İşte basketbolun büyük bir önemli parçası, ikisi de. Sahanın iki tarafında da en güzel şekilde keyif alıyorum. Tabii defansta bazen bloklarla hem taraftarı hem takımı daha çok coşturabiliyorsunuz. O yüzden yani şimdilik defans değil. Euroleague şampiyonluğunu isterdim. Bence Euroleague geçtiğimiz senelerde NBA'ye çok net bir şekilde yaklaştı. Özellikle reklam olsun,
marka anlamında. EuroLeague Avrupa'da çok büyük bir değer basket açısından. İnsanlar çok büyük bir önemle, özveriyle izliyor EuroLeague'i bence. Artık yani futbola yaklaştığını söyleyebilirim Avrupa'da basketbolun. Tabii ki NBA'de çok büyük bir organizasyon ama EuroLeague şampiyonu isterim tabii ki. Smaç diye, smaç tabii ki de yani. Bizim görevimiz uzun oyuncu olarak genelde smaç olduğu için. Tabii blok yapmayı da seviyorum ama smaç benim için daha ayrı şey, daha çok motive ediyor beni. Ege Arar'la yaptığımız röportajın ardından sezonun en iyi 5 maçıyla veda edeceğiz programımıza. 5 numarada Zagris Kaunas maçı var. Arda arda aldığımız 4 mağlubiyetin ardından güzel bir galibiyet oldu. Mücadele başlamak üzere değerli izleyiciler. Bugün D'yi 5'te kullanıyor Ergin Ataman, Sinan Güler. Sinan önü boş kaldı. Çemberi gitti, dışarıya çıkartıyor. Fittipaldo ve basket geldi. Fittipaldo'dan 3 sayılık basket. Botum 5 saniye, yine süre tükeniyor. Göksel'in Köksal kaldırdı. Atışı sabit oldu. Göksel'in Köksal'ın 3 sayılık basketi. Yasike Bütçüsa molayı aldırıyor. Tekrar Sinan Güler. Sinan perdeden çıktı şimdi. Atışı sabit oldu. 3 sayılık basket. İmza Sinan Güler. Ulanovası savunması var. Tibor çok güzel bir koridor bıraktı ona. Black şimdi o koridoru iyi değerlendirdi. Mitso şimdi Fittipaldo köşede atışı isabetli. Fittipaldo 3 sayı basketle cevap veriyoruz. Mitso Göksel'in Köksal 3 sayı atışı Göksel'in Köksal. 2 Fittipaldo 1 Göksel'in Köksal. Yankunas ile oynadı Ulanovas. Tibor Plays yüklendi ve basket geliyor. Ulanovas'ın üzerinden Tibor Plays. Fittipaldo çok güzel kurtardı kendisini. Yankuras'tan çemberi gitti ve basketi yaptı Fittipaldo. İçeriye girmek üzereyiz. 1 dakika 4 saniye kaldı. Dışarıda Blackship, içeride Tibor Plays. İba boşa çıktı. Basket Tibor Plays'tan geldi. 4 numaraya Maccabi Tel Aviv'i yerleştirdik sevgili izleyiciler. Maccabi tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Sarı Kırmızılar İsrail takımını tam 39 sayı farkla mağlup etti. Senin topa baskısı savunmada temel. Ve şimdi de bir alley-oop. Plays 2 Iverson 0. Mitchell geriye çıkarak bir şut isabeti. Vladimir Mitchell şimdi o devrede. Üçlü iç başında. İnanılmaz bir noktadan hücum ribaundunu aldı Austin Day. Haydi Day! Sinan Güler tepede. Şut Sinan'dan. Basket Sinan'dan. Sinan Güler. Çember altına harika Sinan'dan bir asist daha. Yedinci asisti Sinan Güler'in. Blackshear'ı. Blackshear bıraktı Mitchell. Mitchell bir üçlük daha. Bir üçlük daha. Üçlükler alanlar uçuşuyor yine. Dibbler. Tyus Alexander arkasında. Tyus itemedi. Onun mu basketi yaptı? Alex Tyus. Şimdi işte buralarda fark yaratmak lazım. Sinan Güler bir asist daha. Onuncu asisti. Alex Tyus'u da işin içine soktan önce de görmedim. Alex Tyus yol devam ediyor. Bak asisti atmayın ya. Üç
numarada Barcelona maçı var sevgili izleyiciler. Bu sezon biliyorsunuz deplasman galibiyeti almakta biraz zorlanmıştık ve Barcelona galibiyetiyle de ilk deplasman galibiyetimizi bu sezon için almış olduk. Fittipaldo tekrar Sinan Güler. 8 saniye kaldı. Sinan Güler kendine pozisyon yarattı. Atışı başarılı değil. Plyce hücum ribaundını alıyor. Ve Galatasaray odaya baktı. Senin Köksal ve Alex Tyers eşitliği sağlıyor. İçeriyi zorladı, dışarı çıkardı. Senin Köksal. O da içeriyi zorluyor ve farkı 4 sayıya çıkarıyor. Aferin Göksel'in. Sinan Güler içeriyi zorladı. Güzel girdi oraya sana. Sinan Güler. Evet, şimdi de Bartzokas molayı alıyor. Blake Shield dışarı çıkardı. Mitsov, John Deibler bu sayılı katı. John Deibler eşitliği sağlıyor. Blake Shield ikili oynadı. Alex Tyus ve Galatasaray odaya bağlı. 54-52 öne sabaha geçiyor. Sabaha kadar. Moladan sonra Galatasaray odaya bank hücumu Mitsov ve Emir Prelzic. 8 saniye var hücum süresinin dolmasına Mitsov pota altında. Mitsov atışı başarılı. Mitsov Galatasaray odaya bankı öne geçiriyor. Onun da artık yani tepsinin ucundan dönmüş ama çok zor pozisyonda. Koponen, Tomic. 62-59 top kaybı ve bomboş pozisyonda çaldığı dışı açılıyor. 64-59 molayı aldırdı Bartzokas'a. Son 1 dakika 33 saniye ve 10. maçında Galatasaray odaya bank. Deplasmanda ilk galibiyetine çok yakın. Numarada Olympiakos maçı var. Olympiakos deplasmanları bütün takımlar için zor bir deplasmandır. Sarı Kırmızılar sezonu Euroligi 2. sırada tamamlayan Olympiakos'u deplasmanda 26. haftada mağlup etti. Vladimir Mitsov. Austin Day pot altına yönelmişti. 2 sayılık basket Vladimir Mitsov'dan. Biz 14'lük Olympiakos üstünlüğü pot altına güzel bir basketi Bor Plyce maçta bitirdi pozisyonu. Dimitrov karşısında Fittipaldo Donar X Tyus'a. Pot altında Ariyup'u tamamladı Tyus. Fark 11 sayı. Beş saniye kala. Plyce'a güzel bir pas Mitsov'dan. İkinci yarıdaki ilk basketi. Galatasaray Odaya Bank'ı. Trebüs'ün 8 olmuştu. Göksel'in Köksal pot altında. Tyus'ı topla buluşturamadı ama kendisi tekrardan... Kendi pasını kendi aldı. Anladı. Şimdi savunmada da katkı verdi. Vladimir Mitsov 3 sayılık atışı başarılı. Yani neredeyse kaçırmadan üçlük attığını söylemek mümkün. Vladimir Mitsov çok güzel bir pas ve Tyus çember altında Galatasaray Odaya Bank'ı öne geçirdi. Tyus, Sinan. Potaya doğru gitti. Sinan Güler. İşte Sinan. Yeniden önde Galatasaray Odaya Bank. Hem de o isabeti bulamadı. Vladimir Mitsov 3 sayılık basket Vladimir Mitsov'dan. Galatasaray Odaya Bank 73-69. 4 sayılık farklı önde bile deplasmanında. Başlayan bir maç hiç kimsenin beklemediği gibi bitti. Mitsov'dan Göksin'ine ve Göksin'in de noktayı koydu mücadeleye. 80 ve bir numarada lider konumda mağlup ettiğimiz Real Madrid maçı var sevgili izleyiciler. İspanyol ekibinin 9 maçlık yenilmezlik serisini Sarı Kırmızılar Abdülpekçi Arena'da bozdu. Göksel'in Köksal bir üçlük daha burayı isabetli. Göksel'in Köksal. Kendini gösterirse. Bu arada Sinan topu çaldı. Sinan çok güzel bir vücut çalımı. Çemberi gitti turnike basket. Sinan'dan. Gamzeki Paldo. Bir perde daha geldi şimdi Alex Tyus'tan. Alex Tyus ve basket geliyor. Fittipaldo'yla
Stars ilk anda oynayamadılar. Mitov, John Dibbers, Anthony Randolph'tan kurtardı kendisini, atışı ispatladı. Oh! Alex Stiles, harika bir takip smacı. Ne güzel bir nokta koydu. Harika, ilk yarıya müthiş bir nokta Galatasaray öde baktan Alex Stiles'tan. 49-46 soyunma odasının önde gidiyor. Austin Day bomboş kaldı. Austin Day! 15 sayı. İnanılmaz bir ikinci yarı izliyoruz abi İpekçi'de. John Dibbler hareketli. Sinan Alex Stiles! İşte bu hayat atıcı Alex Stiles'dan. Sinan Alex Stiles ikilisi müthiş bir baskete imza atıyor. Thunder Lasso'da tekrar oyuncularının yanına çağırıyor aldığım olayla. Ve maç bitti. Mito atıyor. Çok da önemli değil zaten bu. Ve Galatasaray'a da yapar. Yeter artık buraya kadar diyor. Real Madrid'e 9 maçlık galibiyet serisi İstanbul'da bu salonda başlamıştı. Bu bölümünde sonuna geldik değerli izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına güzel bir yaz sezonu diliyorum. Yeni sezonda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Spanulis'i çok görmek istiyorum. Ben Carlos Arroyo'yu her zaman çok beğeniyordum. Real Madrid'de oynayan 4 numaranın adı neydi? Solak zıplayan adam. My buddy Dirk Nowitzki from Germany. I think my favorite alley-oop was probably...